Merhaba arkadaşlar, ben psikolog Duygu Büşra Süren. Bugün sizlerle öfke ve öfke kontrolünden bahsedeceğiz. Her ne kadar liselerinizde bir araya gelemesek de evlerinizde bir araya gelerek bu konu üzerinden biraz sohbet etmiş olacağız. Bunu yaparken de öfke duygusunu 5 adımda tanıyacağız. Sonrasında da kendimizi en yarar şekilde nasıl kullanabiliriz? Bunun için çözüm yolları geliştireceğiz. Şimdi hazırsanız ilk adımla başlayabiliriz. İlk adım olarak öfke duygusunu tanımak ve kabul etmek diyoruz. Bu adımı gerçekleştirirken şöyle bir son zamanlarınızı düşünebilirsiniz. Son zamanlarda sizi mutlu eden bir sürprize karşılaştığınızda yoğun bir şekilde bu mutluluk duygusunu hissetmiş olabilirsiniz. Aynı şekilde bir sınava hazırlanırken ya da önemli bir performans gerçekleştirecekken kaygı duygusu da sizi ziyaret ediyor olabilir. Tüm bunlarla birlikte haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüzde ya da bir tehdit algıladığınızda öfke duygusunu çok yoğun bir şekilde hissediyor olabilirsiniz. Tüm bu duyguları değerlendirdiğimizde ise gün içerisinde karşılaşacağımız birçok duygu gibi birçok durum karşısında öfke duygusunun oldukça normal ve herkes tarafından hissedilebilir olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu adımda ilk olarak öfke duygusunu kabul ederek diğer duygulardan ayırmayarak başlamamız gerekiyor. Yani ne diyoruz? Biz öfkelenmemeye değil, öfke duygumuzu kontrol etmeye çalışarak ilk adımı tamamlamış olacağız. Evet, ilk adımı tamamladıysanız ikinci adıma geçiş yapabiliriz. İkinci adımda ise öfkenin tetikçilerini bulmak diyoruz. Yani neyden bahsediyoruz? Gün içerisinde bizi öfkelendiren durumları şöyle bir süzgeçten geçirmemiz gerekiyor. Bu bazen kontrol edemediğimiz bir durumda olabilir. Örneğin bir yere yetişmeye çalışırken karşımıza çıkan trafik gibi. Bazen durumların kontrolünü kaybettiğimizi hissedebiliriz. Örneğin sınavda aklımıza gelmeyen cevap gibi. Bu oldukça yeterli bir sebep olabilir öfkelenmek için. Bazen çevremizi ya da karşımızdakini öfke duygumuzla kontrol etmeye çalışırız. Ki bu içlerindeki en tehlikelisidir. Bir süre sonra sesimizi yükselterek ya da öfke duygumuzu yoğun bir şekilde karşı tarafı hissettirerek istediklerimizi yaptırmaya çalışıyor olabiliriz. Bazen geçmiş yaşantılarımız ya da anlık olarak yaşadığımız şeyler çağrışım yaparak yine bizi öfkelendiriyor olabilir. Bu yüzden gün içerisinde birçok duyguyu aynı anda da hissediyor olabiliriz. Tüm bu örneklerle birlikte aslında gün içerisinde bize öfkelendirecek birçok duruma karşı karşıya kalıyor olabiliriz. Bizim amacımız bizi niye öfkelendiriyor sorusunun cevabını bulabilmek. Yani bu adımda biz tetikçilere odaklanarak öfkelenmemizi bir tık önceden belki hissetmeye çalışarak bu adımı da sağlıkla tamamlamış olabiliriz. Üçüncü adıma geldiğimizde öfke duygusunun yapısını anlamak ve onunla çalışmaktan bahsediyoruz. Hiçbir duygu sonsuza kadar bedenimize geldiğinde devam etmiyor. Evet belli bir süre artışta bulunuyor, belli bir süre kadar da sabit kalıyor fakat sonrasında düşüşe geçiyor. Aslında bizim öfkeyle çalışırken atladığımız nokta sabit kalan süreç. Biz sanıyoruz ki öfke duygumuz bize yoğun bir şekilde geliyor. Yavaş yavaş da olsa artıyor. Fakat sonsuza kadar artarak devam ediyor. İşte biz bir önceki adımdaki tetikçileri bulursak hem artma noktasındaki hızı yavaşlatacağız. Hem de sabit kaldığı sürece çok daha kısa bir sürede atlatacağız. Bunu yaparken de hem kendimizi biraz daha düzenlemiş olacağız hem de duygularımızla çalışmak için üçüncü adımı da atmış bulunacağız. İlk üç adımı tamamladıysak aslında öfkeyle çalışmak için önemli bir yol kat etmişiz diyebiliriz. Dördüncü adımda da biraz daha eğlenceli bir şey yaparak öfkenin ipuçlarını yakalamaya çalışacağız. Ve bunu yaparken de dört ana alan üzerinden ilerleyeceğiz. İlk olarak öfke bize fiziksel birkaç belirti gönderiyor olabilir. Bunun üzerine odaklanmamız gerekiyor. Örneğin öfkelendiğimizde öfke duygusu bize geldiğinde ellerimiz mi titriyor? Karnımıza sancı mı giriyor? Ya da kızarıyor muyuz? Bunun üzerine odaklanabiliriz ve bedenimize neler oluyor? Bunları fark edebiliriz. İkinci olarak zihinsel öfke bize hangi ipuçlarını gönderiyor? Yani bu duygu geldiğinde zihnimizde hangi düşünceler beliriyor? Haksızlığa uğradığımızı mı düşünüyoruz? Ya da kırgınlık duygusu bir şekilde zihnimize mi nüfus ediyor? Bunların üzerine odaklanarak da zihinsel olumsuz düşüncelerimizi şöyle bir gözden geçirebiliriz. Evet dördüncü ipucunda da yine davranışsal olarak öfke tarafından neler bize gönderiliyor? Bunlara odaklanmamız gerekiyor. Örneğin yumruklarımızı mı sıkıyoruz ya da ellerimizi mi oluşturuyoruz? Belki evin içinde ya da dışarıda ileri geri mi yürüyoruz? Ne yapıyoruz? Sesimizi mi yükseltiyoruz? Tüm bunları da davranışsal olarak yakalayabiliriz. Bazen bunlar başarıyla sonuçlanmayabilir. Yani her seferinde bunu fark edip bir anda kendimizi toparlayamayabiliriz. Çünkü duygularla çalışmak söylendiği kadar kolay değildir. Fakat başarısız bir sonuç elde etsek de bunu yine göz önünde bulundurmamız gerekiyor, değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü bir sonraki benzer durumda yine bize bu saptadığımız belirtiler, ipuçları referans oluşturacak ve diğer adıma da çok daha sağlıklı bir şekilde geçmemiz için bize yardımcı olacak. Evet, son adıma geldiğimizde de öfke duygusunu düzenlemek ve kontrol etmek diyoruz. Bu adımda diğer dört adımı tekrar bir gözden geçirelim istiyorum. İlk olarak biz ne yaptık? Öfke duygusunu kabul ettik ve gerçekten herkes tarafından hissedilebilir olduğunu Fark ettik. İkinci adımda öfkenin tetikçilerine yöneldik. Yani öfke duygusu geldiğinde bizim bedenimizde, zihnimizde neler oluyor? Bunlar üzerinden konuştuk. Hangi durumlar karşısında öfkeleniyoruz? Hangi durum bizi öfkelendiriyor? Bunun üzerine yoğunlaştık. Üçüncü adımda ne yaptık? Öfke duygusunun yapısı üzerine konuştuk. Yani bunun sonsuza kadar devam etmediğini, evet belli bir süre sabit kaldığını, fakat giderek azaldığını ve kaybolduğunu. ...fark ettik. Dördüncü adımda ne yaptık? İpuçlarına odaklandık. Zihinsel, davranışsal, fiziksel ve duygusal olarak... ...öfke duygusu bize hangi ipuçlarını gönderiyor? Bunlar üzerinden sohbet ettik. Beşinci adımda da tüm bunları birleştirerek aslında... ...bu duyguyu düzenlemek ve kontrol etmek diyoruz. Bunu yaparken yine dediğimiz gibi... ...öfkelenmemek değil amacımız. Öfkelendiğimizde ortaya koyduğumuz davranışlarımızı... ...belki sözlerimizi bir şekilde kontrol altına alabilmek. Tüm bunlarla birlikte yine öfke duygusunun yapısına dönelim. Hem artışa çıktığı hem de sabit kaldığı süre boyunca nefes egzersizleri ya da fiziksel egzersizler yaparak bu durumu çok daha kolay bir şekilde kontrol altına alabilirsiniz. Ve öfke duygunuzla çalışmaya başlayarak yani sizi neler öfkelendiriyor sorusunun bir şekilde fark etmeye çalışarak bir adım daha kendinizi ileride görebilirsiniz. Tüm bunlar hem geçmiş yaşantılar için hem de gelecek öfke yaşatacak durumlar için size referans oluşturacaktır. Evet bugün sizlerle öfke ve öfke duygusu üzerine birazcık sohbet ettik. Nasıl kontrol edebiliriz, nasıl çalışabiliriz bunlardan bahsettik. Sizler de bu süreçte öfke duygunuza çalışabilir, kendinize en yarar şekilde nasıl kullanabileceğiniz için üzerine düzenlemeler yapabilirsiniz. Biz tekrar bir araya gelene kadar sizler de sağlıkla ve farkındalıkla kalın. Görüşmek üzere.